أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير آمين. Muhterem kardeşler, hamdolsun Rabbimize, bize güzel kitabı Kur'an-ı Kerim'den bir sure daha elimizdeki mushafta 22. sırada yer alan El-Hac suresi ismiyle tanımlanmış olan sureyi işlemek üzere bir araya getirdiği için Rabbimize sonsuzca hamdolsun. Elhamdülillah. El-Hac, yani Hac suresi, adını 25. ayetten itibaren ele alınan bir pasajdan alır. Orada çünkü Hac konusu işlenilir. Hazreti İbrahim aleyhisselamın adı anılarak Hac işlendiğinden dolayı bu sureye bu isim verilmiş. Lakin Hac'ın hükmü burada gelmez. Daha sonra Bakara, Ali İmran surelerinde haccın farizası, hükmü oradaki ayetlerde geçer. Bu sureye bu isim verilmiş. Sure hem Mekki'dir hem Medeni'dir. Yani bazı ayetleri Mekke'de inmiş, bazı ayetleri Medine'de inmiş. Orası kesin. Çünkü muhtevasından sureyi işlediğimizde göreceksiniz ki hakikaten bazı bölümler Mekke'de inmiş ama birçoğu, özellikle surenin büyük bölümü Medine'de inmiş. Çünkü içerisinde ahkamla alakalı ayetler var. Hac, kurban hükümleri, cihat, savaş emri ve buna benzer ayetler Medine'de indiğini göstermektedir. Çünkü biz biliyoruz ki Mekke döneminde zaten savaş yoktu, cihat yoktu. Medine döneminde Allah bu ayetleri göndermişti. Bunun ötesinde surede özellikle bugün işleyeceğimiz pasajda, ilk pasajda üç gruba hitap edecek Allah Celle Celaluhu. Müşriklere, kararsız Müslümanlara, bir de gerçek müminlere. Bunlara Allah Celle Celaluhu ne şekilde hitap edecek? Bir de genel olarak tüm insanlara hitap edecek Rabbimiz. Bunları inşallah ayetlerin akışı içerisinde göreceğiz. Yoksa bunun ötesinde Mekki surelerin bir özelliği olan tevhid, uyarma, korkutma, hesap, ceza, ahiretin, kıyametin o dehşet sahneleri yine bu surenin özellikle Mekki olan ayetlerinde yer almaktadır. Bu kadar bir girişle yetinip inşallah bir an evvel ayetleri işlemeye başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyuhannâs. Ey insanlar. Hitap insanları yaratan Allah Celle Celaluhu tarafından tüm insanlara. Allah buyuruyor ki ey insanlar. Herkesi yaratan, var eden, yoktan yaratan Allah insanlığa hitap ediyor. Ve buyuruyor ki, İttekû rabbekum, Rabbinizden korkun. Rabbinize karşı sorumluluğunuzun farkında olun. Müthiş bir uyarı. İlk ayette daha muhterem kardeşler. Çünkü uyarıyı yapan, işte o insanların sahibi olan, o insanların Rabbi yani mürebbisi olan, o insanların ilahı olan Allah tarafından yapılınca uyarı bir o kadar daha mühim oluyor. Ve arkasından da bakın insanlar hakikaten uyansınlar diye ürkütücü ve sert bir girişle Allah şöyle devam ediyor. İnne zelzelete sa'ati şey'un azim. Hiç şüphesiz ki kıyamet vaktinin son saatin depremi, sallanması, sarsıntısı çok müthiş bir şeydir buyuruyor Rabbimiz ilk ayeti kerimede. Bu ayeti kerime muhterem kardeşler, son saatin yani kıyametin müthiş depreminden bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Bununla alakalı Kur'an'da geçen bazı malumatları vermeden önce ikinci ayeti de okuyalım. Çünkü Rabbimiz Allah Celle Celaluhu orada o müthiş bir sarsıntı dediği, müthiş bir deprem dediği kıyamet saatini Allah Celle Celaluhu ikinci ayette şöyle tarif ediyor. Estağfirullah.
يَوْمَ تَرَوْنَهَا Onu gördüğünüz gün, yani o kıyametin saatinin, o depremini, sarsıntısını gördüğünüz, şahit olduğunuz gün, تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ اَمَّا اَرْضَعَتْ Her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا Her hamile, gebe kadın çocuğunu düşürür. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى İnsanları sarhoş gibi görürsün. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى Fakat onlar sarhoş değildirler. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Buyuruyor Rabbimiz. İkinci ayet-i kerimede bu kıyamet saatinin müthiş sarsıntısını anlatmak için muhterem kardeşler. Hani sık sık işte kısa sureler arasında da yer alan, belki çoğumuzun bildiği Zilzal suresinde de Rabbimiz buyuruyor ya, estaizu billah. İzâ zulziletil ardu zilzâleha. Yeryüzü müthiş bir sarsıntıyla, kendisine has bir sarsıntıyla sallandığı zaman. Ve ahrajetil ardu ethkâleha. Yer içindeki ağırlıkları dışarı fırlattığı zaman. Ve kâlel insânu mâ lehâ. İnsan da buna şahit olduğunda, buna ne oluyor şaşkınlığından dolayı dediği zaman. İşte bu ayeti kerimeler de aynen bu sahneyi hatırlatan ayeti kerimelerden muhterem kardeşler. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın birçok yerinde bizi bu sahnelerle uyarıyor. Yine Vakıa suresinde bu olayın büyüklüğünü tarif eder şekilde اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ O olay olduğu zaman, yani kıyamet sahnesi geldiği zaman, kıyamet koptuğu zaman, o surenin başlangıcının bir iki ayet ötesinde اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّى buyuruyor Rabbimiz. Yani yer şiddetle sarsıldığı, dağlar parçalandığı ve dağılıp toz duman haline geldiği zaman. Bunların hepsi o kıyamet sahnesini ilk sure üfürüldüğünde, kıyametin koptuğu anı bize anlatan ayetler muhterem kardeşler. Yine bunlardan hakikaten olayı bize en güzel bir şekilde anlatan, Kur'an'daki birçok ayetlerden seçtiğim bir tanesi yine son olarak El-Hakka suresinin 69. surenin 13. ayetinden itibaren Rabbimiz mealen buyuruyor ki artık sura bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek bir çarpışla çarpılıp paramparça edildiği zaman, işte o gün olacak olur ve kıyamet kopar. Gök yarılır ve artık o gün çökmeye yüz tutar gök. Melekler onun göğün etrafındadır. Rabbinin arşını bunların üstünde 8 melek yüklenir. Ey insanlar, o gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir şey gizli kalmaz. Ve ayetler devam edip gidiyor. Kitabı sağ elinden verilenler, kitabı sol elinden verilenler ve her iki grubunda iyi veya kötü akıbetini Rabbimiz hatırlatıyor muhterem kardeşler. Bu ayetler hakikaten önemli ayet-i kerimeler. Özellikle ikinci ayet-i kerimede bir kadının, bebeğini emziren bir kadının veya hamile bir kadının görmüş olduğu olayın şiddetinden, dehşetinden, o korkusundan dolayı bebeğini dahi unutması olayı hakikaten hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde olacağını bize tarif ediyor. Yani dünyada hangi anne daha yeni doğurmuş olduğu bebeğini tabiri caizse bir kenara fırlatır. Fakat bu sahnede bunu yapacaksınız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü bu sahne dehşet bir sahnedir. Aklınızdan dahi geçiremeyeceğiniz şiddetlikte şu koca dağların gökyüzüne fırlatılıp birbirine çarparak paramparça yapıldığını düşünebiliyor musunuz? İşte onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu olayın şiddetini bize bu ayetlerle anlatıyor. Gaybi bir olay, ileride yaşanacak bir olay. Daha yaşanmamış. Fakat olayın nasıl yaşanacağını bilen ve onun emriyle gerçekleşecek olan Allah Celle Celaluhu bize bu ayetlerde olayı bildiriyor ki hazırlanalım muhterem kardeşler. Gerekli hazırlık yapılsın.
Yani bugün mutlaka gelecek. Vallahi gelecek. Er veya geç gelecek. Bizi sadece ilgilendiren bugün ne zaman, bugünün ne zaman geldiğini öğrenmek değil. Zaten bilemeyeceğiz. Allah bunu gizli tutmuştur. Bir hikmete mebni olarak insanlar bugüne her an hazır olsunlar diye bugünü gizli tutmuştur. Çünkü kıyamet gününü Allah bildirseydi vallahi insanlar bütün görevlerini bırakıp o gün yaklaştığı anda belki iş yapmaya başlayacaklardı. Fakat o zaman da iş işten geçmiş olacaktı. Bu insanın tabiatında var, fıtratında var. Görevlerini ihmal edecekti. Onun için Allah saklamış bu günü. Gizli tutmuş. Bizim kendimize tek sormamız gereken bir soru var. Hazır mıyım o güne? Bugün olsa hazır mıyım? Yarın olsa hazır mıyım? Hazırsam korkacağım bir şey yok. Yani bu olay ve kıyametin sahnesi Kur'an'da ne kadar dehşetli anlatılırsa anlatılsın, ben mümin olarak demek ki bundan korkmama gerek yok diyebilmemiz gerekir. Çünkü Allah müminleri koruyacaktır. Onları cezalandırmayacaktır. Onun için muhterem kardeşler, bu sahnelerde korunabilmenin tek çaresi var. O da ayette Allah'ın bildirdiği gibi neydi yukarıda? İttekû rabbakum. Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Aslında ittekû takva sorumluluklarını yerine getirmektir. Hiç duymamıştım. Tevafuk, hakikaten tevafuk. Takvanın böyle bir tarifini hiç duymamıştım. Yani hakikaten takva konusuyla alakalı belki birkaç tane kitap elhamdülillah elimizden geçmesine rağmen bugün bir takvim yaparan arkasında okuduğum takvanın tarifini hiç duymamıştım. Hakikaten beni okuduğum anda sarstı. Abdülkadir Geylani büyük bir Allah dostu malumunuz. Takvayı öyle güzel tarif etmiş ki okuduğum anda inanın ki durdum birkaç dakika düşündüm. Hiç duymamıştım takvanın öyle bir tarifini. Aklımda kaldığı kadarıyla daha biraz evvel okudum. İyi bir tevafuk oldu. Diyor ki takvayı şöyle tarif ediyor. Takva öyle bir şey ki diyor, ey insan, kadın olsun erkek olsun. Takva şuna benzer diyor. Gönlünün en derininde olan sırlarını gizlediğin, bildiğin, sakladığın her şeyi bir tabağın içerisine koyup insanların huzuruna, çarşıya, pazara çıktığında o tabağın içerisindeki gönlünün en derinliklerinden çıkardığın her şeyi açıkça sunabiliyorsan bu takvadır işte diyor. Allahu Ekber. Hakikaten bir Allah dostunun ağzından çıkabilecek bir alimin takvayı tarifi. Çok güzel bir takva tarifi. İşte bu şekilde Allah'tan sakının buyuruyor Rabbimiz ki o günün dehşetinden ancak bu şekilde korunabilirsiniz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَر۪يدٍ İnsanlardan bilgisi olmadığı halde, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytanın peşine uyan bir takım kimseler vardır. كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ يُدِلُّهُ وَيَهْد۪يهِ اِلَى عَذَابِ السَّع۪يرِ Dördü de okuyalım beraberinde. Onun yani şeytan hakkında Allah şöyle yazmıştır. Şöyle bir kanun koymuştur. Kim onu yoldaş edinirse, kanun geliyor. Allah'ın koyduğu kanun. Kaçınılmaz bir hakikat. Kim şeytanı yoldaş edinirse, veli edinirse, dost edinirse o bilsin ki şeytan kendisini mutlaka saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Kanun bu. Kaçınılmaz bir gerçek bu muhterem kardeşler. Değişmeyen bir kanun. Bunun tek sonucu budur diyor Allah Celle Celaluhu. Kim şeytana uyarsa tek sonu alevli ateşe gitmektir. Başka hiçbir çaresi yoktur. Allah böyle bir kanun buyurduğunu ayet-i kerimede bildiriyor. Hani bugün bazıları özellikle Allah'a kul olmaktan kaçınırlarken derler ya hani hür olmak istiyorum ben, hür. Kul olduğum zaman, dinin çerçevesi içerisinde yaşadığım zaman hürriyetimi kaybediyorum diyor adam veya kadın. Din beni sınırlıyor diyor. Hürriyetim elden gidiyor. İstediğim gibi yapıp yapamam artık. Doğru, doğru söylüyor. Yanlış değil, doğru söylüyor. Dine uyduğu zaman istediği gibi yapamayacak artık. İstediği gibi zulmedemeyecek artık. Fakat bir gerçeği unutuyor. Allah'a kulluktan kaçınan bir insan, bir erkek veya bir kadın bununla hür olduğunu zannediyorsa
Güleriz o zavallıya. Acırız o zavallıya. Vallahi zavallıdır. Çünkü hiç aklı yok bunun demek ki. Allah'a kulluktan kaçınan her kişi bir olan Allah'a kulluktan kaçınmıştır ve hürriyetini kaybetmiştir. Çünkü artık onun için hayatında türlü türlü tağutlara, türlü türlü şehvetine, hevasına kul olmak, köle olmak kalmıştır. Hürriyet nedir muhterem kardeşler? Yaratılana kul olmak mı? Yaratılanların dediğini yapmak mı? Yaratan Allah'ın dediğini yapmak mı? Hürriyet nedir? İmanını ilan etmiş olan bir mümin, bir Müslüman şunu ilan etmiştir aynı zamanda. Ben hayatım boyunca yaratılan hiçbir şeye kul olmayacağım demiştir. Ben hürüm. Bir mümin hürdür. Fakat Allah'a kulluğu inkar eden, ona kul olmayanlar köledirler. Türlü türlü şeylerin kölesidirler. Bakın çevrenize göreceksiniz. Geçin o safsataları, geçin o yalanları, numaraları. Allah'a kul olunca hürriyetini kaybediyormuş. Başını örtünce hürriyetini kaybediyormuş hanımefendi. Başını örtünce hürriyetini kaybeden hanımefendinin hayatına bakalım. Vallahi en azından şu anda saysam 100 tane köle olduğu şeyi sayabiliriz. Modanın kölesidir, paranın kölesidir, erkeklerin kölesidir. Türlü türlü şeylerin kölesidir. Yaratılanların kölesi kulu haline gelmiştir. Biz de diyoruz ki yapma, kul olma, köle olma, kullandırma kendini. Gel Allah'a kul ol, hür ol. Sadece Allah'a kul olursan hür olursun. Erkekler için de geçerlidir. Sadece ve sadece Allah'a kul olan, onun huzurunda secdeye giden bir insan her secdesinde şunu der: Ya Rabbi, şu alnım senin dışında başka hiçbir kimsenin karşısında eğilmeyecektir Allah'ım. Sadece sana kulluk yapacaktır. Ben hürüm Allah'ım demektir. Bunu demediğin zaman sen kölesin. Çünkü Allah'a tapmayı bıraktığın anda her şeye tapacaksın demektir. Ayetler bize bunları çağrıştırıyor, hatırlamakta fayda var muhterem kardeşler. Tabi 3. ayet-i kerimede bilgisi olmadan Allah hakkında tartışanlardan bahsetti Rabbimiz. Onlar şeytanın peşinden giderler buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Hakikaten önemli bir mesele. Bunlar dikkat ederseniz Allah'ın varlığı hakkında değil, Allah'ın gücü hakkında tartışırlar genelde. Hani kimse kalkıp Allah'ın varlığı hakkında tartışmaz. Bazı manyaklar yapar tabiri caizse, affedersiniz sözümüz meclisten dışarı. Onların da zamanla inanmayanlar tarafından dahi teorileri çürütülür. Yanlış olduğu ispat edilir. Mesela Darwin teorisi isim olarak vermek gerekirse tutunamadı. İnanmayanlar dahi, kendi adamlar dahi bir sürü kitaplarında, açıklamalarında çürüttüler teoriyi. Çünkü sapık bir teori. Tamamen sapık bir teori. Fakat Allah'ın gücü ve Allah'ın kudreti hakkında durmadan tartışıyorlar muhterem kardeşler. Bugün de aynen öyledir. Allah'tan en çok habersiz olanlar Allah hakkında konuşurlar. Kitaptan en çok habersiz olanlar kitap hakkında konuşurlar. İslam'dan en çok habersiz olanlar İslam hakkında tartışırlar. Peygamberi en az tanıyanlar, peygambere en az uyanlar, hiç sevmeyenler peygamberi tartışırlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya bu kadar ahmakça bir şey olur mu? Yani siz bana çok ilginçtir, bir tane talk show mu dersiniz, program mı dersiniz veyahut da bir şeyi gösterin ki orada İslam'ı iyi bilen, Allah hakkında malumatı olan, Kur'an'ı bilen, peygamberi bilen, muttaki bir alemin çıkarıldığı ve konuşturulduğu bir program gösterin. Yok. Çünkü adamların işine gelmiyor ki. Kim çıkıyor? Dinle, imanla, İslam'la, Allah'la, kitapla hep alakası olmayanlar çıkıyor. E tamam da onun bizimle ne alakası var ki o zaman? Kendi kendine bir şey tartışıyor. Allah da buyuruyor ki, insanlardan bazısı Allah hakkında bilgisi olmadığı halde tartışırlar. Biraz sonra gelecek ne için? Allah yolundan saptırmak için. Uzmanlık alanın değil ki. Niye uğraşıyorsun? Uzmanlık alanın değil. Ama gaye başka. İşlerine öyle geliyor. Onun için insanlara bu şekilde propaganda yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, bunların Allah hakkında, Allah'ın gücü hakkında tartıştıkları en önemli konulardan bir tanesi Allah'ın ölüleri öldükten sonra tekrar diriltme olayıdır, değil mi? Bugün de mesela İşte kendilerini ateist diyenlerin veya Hristiyan diyenlerin ne derse desinler fark etmez. Adam ben dinlerim diyor fakat bu öldükten sonraki olay zor diyor yani. Olmaz diyor yani. Zor. Yani bu çürümüş kemikler vesaire. Allah inanıyorum vardır diyor bir güç ama bu öldükten sonraki olay olmaz diyor yani, mümkün değil. Allah hakkında en çok tartışılan, Allah'ın gücü hakkında olay budur. Onun için bakın Rabbimiz 5. ayette, uzun bir ayette
Şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Yine ya eyyuhennas. Hitap tüm insanlara. Anlıyorsunuz artık. Arapça bilmeye gerek yok. Ya eyyuhennas dediği zaman ey insanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Tüm insanlığa hitap ediyor. İn kuntum fi raybin minel ba'thi. Eğer siz tekrar yeniden diriltmek konusu hakkında fi raybin şüphede iseniz o zaman şuna kulak verin diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın ölüleri öldükten sonra yeniden diriltmesi hakkında eğer şüphede iseniz şuna kulak verin, Allah size bir örnek verecek. Fe inna halaknakum min turabin. Sizi topraktan biz yarattık. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. İyi dinleyin. Ey insanlar, Allah'ın ölüleri tekrar diriltmesi hakkında bir şüpheniz varsa unutmayın ki şüphe edenleri de topraktan biz yarattık buyuruyor Allah. Topraktan ilk yaratılan Adem aleyhisselamdır. Allah onun ham maddesini topraktan yarattı. Thumme min nutfetin. Ondan sonra nutfeden yani meniden, spermadan yarattık. Şimdi burada devam edecek dördüncü aşamaya kadar. Bu ikinci aşama. Birinci ile ikinci aşama yani topraktan sonra nutfeden yarattık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Nutfe Arapçada az su demektir. Meniye yani az olduğundan dolayı bu ismi verilmiştir. Bu isim verilmiştir. Fakat nutfeden yani meniden yaratılan insan, oluşturulan Allah tarafından yaratılan insan topraktan bağımsız mıdır? Olamaz. Çünkü Allah topraktan yaratıldınız buyuruyor. Peki nasıl ya Rabbi? Tefsirlere başvurduğumuzda açık anlıyorsunuz fakat altını çizme anlamında her insanın muhterem kardeşler vücudundaki oluşumundaki gıda maddeleri nereden oluşmaktadır? Topraktan oluşmaktadır. İsterse bitkisel yesin, isterse hayvansal yesin. Hayvansal yese dahi o da tekrar topraktan oluşmuştur. İnsan gıdasal işte sebzedir, meyvedir vesaire yediği anda ki bütün bunlardan oluşacak kanlar vesaire menisinin hepsi bunlar topraktan oluşmuştur. Onun için sizi topraktan ve bir damla sudan yarattık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ Ondan sonra alakadan yarattık. Yani aşılanmış yumurtadan. Alaka dediği Allah Celle Celaluhu'nun aşılanmış yumurta. Ana rahmi duvarına asılıp tutunan ve etrafında kan havuzunun oluştuğu alaka. Bunlar daha modern tıbbın yeni yeni işte bilimsel keşiflerle ortaya çıkardığı şeyler. Allah Celle Celaluhu yüzyıllar öncesi ayet-i kerimede insanın ana rahmindeki oluşum alanlarını bakın bildiriyor bize. Hangi alanlardan geçiyor? Mucizevi bir ayettir bu aynı zamanda. Daha işte radyo dalgalarla, ultraşallarla vesaire ana rahmine bakılmadığı bir anda Allah Celle Celaluhu'nun yaratılışın dönemleriyle alakalı bu kadar detaylı malumat vermesi mucizevi bir ayettir. Keşifler devam edecektir. Yeni yeni şeyler öğrenilecektir. Üçüncü aşama alaka. ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Dördüncü aşama. Sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı bir et parçasından yarattık ki size kudretimizi gösterelim diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Mudga. Dördüncü aşamaya mudga dedi Allah Celle Celaluhu. Mudga küçük et parçası demek. Cenin deriz yani. Burada yedinci haftadan başlayan embriyolojik aşamayı kastediyor ayet-i kerime. Başka ayetlerde yine gelecek. Bundan bir sonraki Mü'minun suresinde yine göreceğiz detayını. Orada daha detaylı anlatacak Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın başka ayetlerinde daha da detaylı anlatıyor Rabbimiz. Burada bu kadarıyla yetiniyor. Yedinci haftadan itibaren aşamayı ifade ediyor. Önce bir parmak boğumu uzunluğunda ve et parçası görünümünde olan cenin sonra 7 santimetre kadar oluşmaya başlar. Bu aşamada başta kalp olmak üzere insanın beyin, göz, kulak, burun gibi temel organları oluşumunu tamamlar. Daha bu aşamadan itibaren muhterem kardeşler. Sinir sistemi hızla gelişir. Kol ve bacak çıkıntıları kendini göstermeye başlar. Ondan sonra gelen kemiklerin ve kasların oluşması
bir sonraki aşamadır. İşte Mü'minun suresinde bunu göreceğiz. Aynı çocuğun oluşumunda bugün en modern tıbbın takip edebildiği aşamaları Allah burada bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. O zamandayken muhterem kardeşler. En detaylı malumatı bize Rabbimiz ayet-i kerimelerde veriyor. Ve ondan sonra şöyle devam ediyor. Asıl gaye neymiş? لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Size Allah'ın gücünü, kudretini gösterelim diye. وَنِقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ Orada duralım. Dilediğimiz belirlenmiş bir süreye kadar sizi rahimlerde bekletiriz. Ana rahminde bekletiriz. Bu önemli bir ayet-i kerime. Çünkü rahimlerdeki bazı daha o mudga, et parçaları Allah'ın bir takdiri olarak düşerler. Tutmazlar. Bazıları, bazı yavrular Allah'ın bir takdiri gereği yine düşerler. Allah onlara da hayat vermez. Yine bazıları da muhterem kardeşler Allah tarafından takdir edilmiş bir gebelik müddeti orada dururlar. Ondan sonra hayat üzere doğarlar. Ne demek bu? Allah dilediğine hayat verir. Siz değil. Siz istediğiniz kadar modern tıbbı kullanarak aşılamaya çalışırsınız, uğraşırsınız seneler boyunca. Fakat Allah kun demediği müddetçe o olmayacaktır. Çünkü hayatı veren Allah'tır. Siz değil. Yaratan Allah'tır. Allah dilediği müddete kadar onu orada bekletir. Hayat vermediğini düşürür. Yaratılış aşamalarından bahsediyor Rabbimiz. Ondan sonra ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلًا Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Allah'ın hayat verdiği ve hayat şansı tanıdıkları bir bebek olarak dışarı çıkarlar. Bedeni, duyu organları zayıf halde dışarı çıkarsınız. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ Ondan sonra sizi güçlü çağınıza ulaşmak için büyütür, yetiştirir buyuruyor Rabbimiz. Yani bebek olarak dışarı çıkarsınız fakat ondan sonra Allah akıl verir, beden kuvvetinizi kemale erdirir. Ondan sonra bakın muhterem kardeşler bütün bir hayatı göz önünden geçiriyoruz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا İçinizden kimi vefat eder? Bebekken vefat eder, çocukken vefat eder, 15 yaşında vefat eder. Kimi de ömrünün en verimsiz çağına kadar götürülür ki ta bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez bir hale gelsin. İhtiyarlığının en ileri safhalarına kadar yaşatırız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Düşkünlük, zayıflık, bunaklık tekrar başa dönüş vardır. Aslında ayetin bu bölümünde dahi derin düşünenler için yeniden yaratılışa bir işaret var muhterem kardeşler. Bakın Allah Celle Celaluhu topraktan aldı, nutfeden, meniden devam etti. Bebeklik, normal yaşam, ihtiyarlık ta geri döndüğü çağa kadar getirdi. Ta oraya geri döndürürüz buyuruyor Allah. Bunları yapan kimdir? Allah'tır. Ondan sonra buraya kadar enfüste yani insanın kendi vücudundaki ayetler anlatıldıktan sonra bunlarla Allah'ın kudretinin delilleri gösterildikten sonra şimdi de afaka yani insanın dışındaki ayetlerle Allah Celle Celaluhu gücünü ve delillerini gösterecektir. Ayetin sonu şu şekilde bitiyor. وَتَرَ الْاَرْضَ هَامِدَةً Sen yeryüzünü kupkuru bir halde görürsün. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَمَّتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Fakat biz onun üzerine yağmur indirdiğimizde kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir buyuruyor Rabbimiz ayetin sonunda muhterem kardeşler. Burası da ilgimi çekti bilimsel olarak. Biz hakikaten toprağa bakarız, toprağı kuru ölü toprak olarak görürüz. Fakat Allah buyuruyor ki onu suyla kavuşturduğumuzda orada bir canlılık, bir kabarma, bir hareketlilik meydana gelir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Hakikaten bazen buna şahit oluruz. Fakat bilimsel açıklamasını anlamak üzere bir yere başvurdum. Şöyle anlatıyor bakın kısaca paylaşayım sizinle inşallah. Daha bunlar 19. yüzyılda yeni keşfedilmiş veriler. Allah Celle Celaluhu orada bildirmiş. O Allah'ın yaratıcı olarak gaybı bildirmesidir. Fakat bilimsel keşifler gösteriyor ki toprak farklı metalik element türlerini içeren,
çeşitli molekülleri içinde barındırmaktadır. Öyledir. Yağmur toprağın içindeki metalik elementlerin iyonlaşmasına sebep olur. Yağdığında yağmur, bu iyonik moleküller sarsılıp titreşirler. Okuldan hatırlarsınız bu sahneleri, hareketlilik meydana gelir. Farklı yönlerden gelen bu su damlaları moleküllere çarptıkça onlar da birbirlerini iterek aralarına suyun girebileceği boşluklar oluştururlar. Bu damlalar suya doyduklarında toprağın içerisindeki suyu mineral depolarına dönüşürler. Nimet içerisinde nimet. Bitkiler su ihtiyaçlarını böylece 2 veya 3 ay için bu depolardan alırlar. Eğer bu depolar oluşmasaydı, Allah bu elektronik iyonik çarpışmaları yaratmasaydı, su toprağın derinliklerine bir anda sızacaktı. Kim durduruyor ki onu orada? Su toprağın dibine bir anda sızacaktı ve bitki maksimum bir hafta içerisinde ölüp kuruyup gidecekti. Fakat Allah toprağı bu özellikler üzere yaratmıştır ki su geldiği anda toprağın içerisinde mineral deposu olarak bir kimyasal oluşum sürecinde böyle korunmuştur. Hani Yasin suresinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya ve ayetun lehumul ardul meyteh. Allah'ın ayetlerindendir, delillerindendir şu ölmüş olan bir toprak. Ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhu yekulun. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarttık. Böylece ondan yemektedirler insanlar. Allah Yasin suresinde 33. ayetinde bunu hatırlatıyor muhterem kardeşler. Dolayısıyla sonuç itibarıyla muhterem kardeşler, bize burada hatırlatılan hakikat şudur. Toprağın ve insanın yaratılış sürecini inkar mümkün mü? Mümkün değil. Hani bugün kim diyebilir ki, yok canım insan işte meniden, alakadan, böyle bu safhalardan geçmiyor derler ki, kardeşim sen bilimi inkar ediyorsun. Allah'ın yaratmasını inkar ediyorsun da demezler. Aptal derler adama, sen okumamışsın, cahilsin derler. Yani bunu inkar etmek ne kadar abes ise, bu yaratma kanunlarını koyan Allah'ın yeniden dirilteceğini inkar etmek daha da büyük bir aptallıktır. En abes bir olaydır. Ayetin bize verdiği ders işte budur muhterem kardeşler. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. İşte bunlar şundandır. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Allah hakkın ta kendisidir. O'dur ölüleri dirilten, yine O'dur her şeye hakkıyla kadir olan. وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ 7. ayet. Kıyamet vakti mutlaka gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Allah kabirdeki kimseleri mutlaka diriltip kaldıracaktır buyuruyor Rabbimiz. 7. ayet kerimede bu safhalar anlattıktan sonra tekrar baştaki hakikati Allah Celle Celaluhu bildirip aklımızı başımıza almamızı istiyor muhterem kardeşler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ 8. ayet. İnsanlardan bazısı vardır ki bir bilgisi, bir rehberi, vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya kalkar. Biraz evvelki hakikat tekrar bildiriliyor. Şimdi ama arkasında gelecek 9. ayette gerekçesi açıklanıyor. Bizim biraz evvel söylemeye çalıştığımız. ثَانِيَ عِدْفِهِ لِيُذِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Sırf Allah yolundan saptırmak için yanını eğip büker. Kibir ve azamet içerisinde Allah'tan yan çizer. Burun kıvırır Allah'a doğru. ثَانِيَ bükmek, eğrilmek, عِدْفِهِ yanını. Hani böyle ilgisizlik göstermek için böyle pıh yaparsın ya birisine. O da Allah'a öyle yapar diyor ayet-i kerime. Allah'ın azametine, kudretine. Ne için? İnsanları Allah yolundan saptırmak için. Lehu fid dunya hizyun. Fakat Allah'a bir zararı mı var? Haşa. Dünyada rezillik bunlar içindir. Ve nuziquhu yevmel kıyameti azabel harik. Kıyamet gününde ise ona can yakıcı azabı tattıracağız buyuruyor Rabbimiz. 8. ve 9. ayet-i kerimelerde muhterem kardeşler. Ve 10. ayeti de okuyalım. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. İşte bu önceden yapıp ettiklerin yüzündendir denilecek. Elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir buyuruyor Rabbimiz 10. ayet-i kerimede.
Bu ayet-i kerime o zaman işte bu Ebu Cehil gibi adamlar için indiği gibi bugün de muhterem kardeşler insanları Allah'tan uzaklaştırmaya çalışan, İslam'dan uzaklaştırmaya çalışan hangi kişiler varsa yöneticiler, propagandacılar, medyacılar vesaire bütün bunlar hakkındadır bu ayet-i kerimeler. Çünkü onlar kibirlerinden dolayı insanların İslam'la kavuşmasını istemiyorlar. İnsanların Allah'ın yoluna varmasını istemiyorlar. Umumi bir ayet ve ayetin sonundaki azap bütün bunlar için geçerlidir. Ve 11. ayet dinleyin bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Estağfirullah. وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan öyleleri de vardır ki çok enteresan. مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى harf Allah'a harf üzere kulluk ederler. Çevirmedim bilinçli olarak. Çünkü bir kelime ile çevirmek istemedim muhterem kardeşler. Müfessirler o kadar uzun yazmışlar ki Allah'a ala harf yani harf üzere kulluk etmek ne demek? Tefsirlerden özet olarak toparladığım malumatı vererek açmak istiyorum inşallah. Harf kelimesi Arapçada taraf, tepenin bir kenarı, uçurumun bir yanı kenarı demektir. Allah Allah. İnsanlardan bazıları Allah'a tepenin kenarındaymış gibi, uçurumun kenarındaymış gibi kulluk ederler diyor ayet-i kerime. Peki bu ne demek muhterem kardeşler? Bu şu demek muhterem kardeşler. İman ve küfrü birbirinden ayıran sınır içerisinde Allah'a kulluk ederler. Daha kararını verememiş zavallılar. Bu şu demek aynı zamanda. Dinin kıyısından ve kenarından tutunarak şek ve şüphe içerisinde belli bir maksat için dil ucu ile yarım yamalak Müslüman olurlar. Teslim olma. Allah'a böyle kalpten iman ederek yakin üzere iman etmezler. Bir kenarından tutunup şek ve şüphe üzere Allah'a kulluk ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ayetin devamını okuduğumuzda anlayacağız ki ne demek bu? فَاِنْ اَسَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَاَنَّ بِهِ Kendisine bir iyilik dokunursa çok memnun olurlar. وَاِنْ اَسَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلَكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Fakat kendisine bir musibet uğrarsa çehresi değişir. Dinden yüz çevirir. İşte o var ya dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir buyurdu Rabbimiz 11. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu ayet-i kerimenin sebebin uzunluğuyla kalıp birçok rivayet verilmiş. Yani işte Medine'ye bazı gruplar geldi İslam'ı almak, İslam'a girmek için. İslam'a girdiler. Baştan işleri iyi gitti. İşte hayvanları daha fazla yavrular verdi. Maddi güçleri çoğaldı. Çoluk çocukları, ekonomileri güçlendi vesaire. Mutlu oldular. Ne güzel bir dinmiş yahu bu dediler. Ne güzel olmuş da İslam'a girdik dediler. Fakat Allah bir imtihan gereği mallarını azalttığında, çocuklarından aldığında, imtihan ettiğinde gelip peygamberin huzuruna çıkarak o zaman da demeye başladılar ki bu ne biçim dinmiş? Bu dine girdiğimizden dolayı başımıza bu kadar musibet geldi. Başımıza bu kadar bela geldi. Girmez olaydık vesaire gibi sözlerle haşa yan çizmeye başladılar. Allah Celle Celaluhu da burada buyuruyor ki işte insanlardan bir kısmı Allah'a İslam ve küfür sınırı içerisinde kulluk yaparlar. Daha karar tam vermemişler. Her şey iyi gittiğinde ne güzel din. Fakat Allah bir hikmet ebemli olarak imtihan ettiğinde olmaz olaydı böyle din haşa derler. Başıma bir sürü sıkıntı bundan dolayı geldi derler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani İslam'ı kabul etmiş fakat bu yolda karşılaşacağı zorlukları daha göğüslemeye hazır değil. Bu ne biçim bir imansa Allah muhafaza buyursun. Hakikaten tehlikeli bir şey. Çünkü iman fedakarlık ister muhterem kardeşler. Aslında ayet çok önemli bir gerçeği ifade ediyor. İnsanları üç grupta değerlendirebiliriz muhterem kardeşler. Birincisi kafirdir. Bütün yatırımını dünya yapar. Her şeyini orada bekler. Her şeyi dünyaya yatırım yapar. Allah da orayı tercih ettiği için orada ona verir dilediği kadar. Zengin yapar, güç verir vesaire. Bu birinci grup. İkinci grup insan gerçek mümindir. Yatırımını ahirete yapar.
Ve dünyada da Allah başarı güç verdiği zaman şükreder. Çünkü mümkündür. Fakat dünyadaki her şeyi kaybetse dahi üzülmez. Ahirette beklemektedir çünkü. Bu gerçek müminin halidir. Bir de üçüncü grup, ayette anlatılan grup, kararsızlar. Hedefini belirlememiş olan tipler. İkisini de istiyor. Dünyada tabiri caizse kafirler gibi rahat, lüks hayat yaşamak istiyor. Ama cenneti de istiyor aynı zamanda. İkisi de onun olsun istiyor. Şimdi şöyle bir dünyamıza bakalım. Allah rızası için muhterem kardeşler. Dünyamıza şöyle bir bakalım. İnsanları şöyle bir değerlendirelim. Allah muhafaza buyursun. Bu ayetler, bakın, insanlara hitap eden ayetler. Uyanalım diye, aklımızı başımıza alalım diye muhterem kardeşler. Hakikaten insanların maalesef içerisinde birçoğu Allah'a bu şekilde kulluk etmektedirler. Tercihini daha tam yapmamış. Kararsız sayılır. İmtihan durumunda hemen yön değişebilecek tipler. Rabbim bizlere imanımızda sebat edebilmeyi, ayaklarımızı kaydırmadan son nefesimize kadar ve son nefesimizde de iman üzere yaşayıp ölmeyi nasip eylesin. Devam edelim inşallah. Yanınızda uyuyanlar olursa uyandırın. Çünkü dersteki uyku şeytandadır, unutmayın. Şeytandan olan uykuyu uyandırın. O kardeşlerimiz yüzlerini yıkasınlar, şey yapsınlar, kendilerini canlandırsınlar. Savaş meydanında olsak bu uyku rahmani olabilir. Deriz ki bırakın, aman uyandırmayın. Çünkü cihatta uyku rahmanidir, rahmettir. Allah rahmet vermiştir. Fakat derste gelen uyku, hiç şüpheniz olmasın ki, rahmani bir uyku değildir. Hiçbir iyi bir işaret değildir. Ona dikkat edin inşallah. يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلَكَ هُوَ الدَّلَالُ الْبَعِيدِ. O tip var ya, Allah'ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. يَدْعُوا لَمَنْ ذَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئِسَ الْمَوْلَى وَلَبِئِسَ الْعَش۪يرِ. O zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa yalvarır. Ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur buyuruyor Rabbimiz. Yani ne dünyada faydası olur. Allah'tan başka sana dost tanıyanlar, dünyada da faydası olmaz. Gerektiği anda sıvışır yanından gider, yalnız bırakır. Ahirette de faydası olmayacaktır. Çünkü şefaat etme fırsatı tanımayacaktır Allah. Yani dünyada da gitti, ahirette de yanlış yere yatırım yaptı. Perişan etti kendisini. Allah ayet-i kerimelerde bu tip insanları uyarıyor. Ve arkasından müminleri şöyle devam ederek tarif ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُر۪يدِ. Muhakkak ki Allah iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz ki Allah dilediğini mutlaka gerçekleştirir buyuruyor Rabbimiz. 14. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْتَعْ فَلْيَنْدُرْ هَلْ يُذِهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيذِ. Şu 15. ayete bakar mısınız muhterem kardeşler? Buyuruyor ki Rabbimiz, her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona, yani Resulüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a veya müminlere yardım etmeyeceğini zannediyorsa, kimin böyle bir düşüncesi, zannı varsa, Allah ona yardım ettiğine göre artık o kimse tavana bir ip atsın, sonra da ayağını yerden ketsin. Yani intihar etsin, gebersin, gitsin diyor ayet-i kerime. Devam ediyoruz bakın. Şimdi bu kimse baksın, acaba hilesi, yani bu yaptığı davranışı, öfke duyduğu şeyi, yani Allah'ın peygamberine veya müminlere yardımını gerçekten engelleyebilecek mi? Bir baksın diyor Allah Celle Celaluhu. 15. ayet-i kerime hakikaten muhteşem bir şekilde inkarcı bir tipi Allah Celle Celaluhu ironik bir ima ile bir talimat veriyor Allah Celle Celaluhu. İnkarcı bir tipe. Allah'ın peygamberine yardımını beğenmeyen, Allah'ın müminleri yardım ettiğini, onları cennetine koyacağını hoşuna gitmeyen, öfkesinden, kininden Müslümanlara kin duyan, onları gördüğünde böyle nefretinden çatlayan kafirlere Allah buyuruyor ki, ironik bir ima ile onlara Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, o kadar öfkelisin ki ey kafir, senin bu kininden, öfkenden kurtulmak için sana bir yol tarif edeyim mi?
tavana bir ip at, geçir boynundan, ayaklarını yerden kes ve geber diyor Allah Celle Celaluhu. Bak bu gebermen Allah'ın yardımına engel olabilecek mi? Müslümanlara karşı bir hile kurabilecek misin? Yani Allah ayeti kerimeleriyle müminleri bu kadar destekliyor muhterem kardeşlerim. Bu mümin için ne demek biliyor musunuz siz bu ayet-i kerime? Aynı zamanda ayeti şu şekilde tefsir eden müfessirler ve alimler de olmuş, diyorlar ki hani zamir sadece peygambere alırsak müminlere değil, o zaman şu anlam verilir. O kişi göğe bir merdiven dayasın, Allah'ın peygamberine gönderdiği vahyini kesmeye çalışsın. Hadi yapsın. O kadar öfkeli ki peygambere gelen vahiyden dolayı, şu Kur'an'ı görünce öfkesinden parçalanıyor ya ayetleri duyduğunda. Böyle kuduruyor, çıldırıyorlar yani ayetleri duyduğunda. Güye merdiven dayasın, vahyin önünü kessin. Yapsın bunu diyor Allah Celle Celaluhu. Beceremeyeceğine göre perişan olmuştur diyor Allah. Onun hilesi sadece kendi helakini artıracaktır. Allah'ın yardımını engelleyebilir mi? 15. ayet-i kerimede hakikaten böyle güzel bir şekilde Allah Celle Celaluhu kafirlerin hallerini tarif ediyor. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يُر۪يدٍ İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder buyuruyor Rabbimiz 16. ayet-i kerimede. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Hiç şüphesiz ki iman edenler. İyi dikkat edin. Yani Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve resulü olduğuna iman edenler. İman etmek demek bu demek. Hani bunsuz iman mümkün değil. Mutlaka Allah'ın birliğine tevhid, muvahhid olacaksın ve mutlaka Allah'ın son peygamberine iman edeceksin. Dolayısıyla mutlaka son kitaba, Kur'an'a da iman edeceksin. Bu iman edendir. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudi olanlar, Yahudileşenler, Yahudiler var ya. وَالسَّابِئِينَ Sabi'iler var ya, yıldıza tapanlar. Bir tür kafir grubu. وَالنَّسَارَى Hristiyanlar. وَالْمَجُوسِ Bir de mecusiler. Bunlar da ateşe tapanlar. وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Bir de Allah'a şirk koşan, birden fazla ilah olduğunu zanneden müşrikler var ya, altı grup sadece dikkat edin. Müminler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar, bir de müşrikler. Aslında bunların hepsi sonuç itibariyle müşriktir. Çünkü Hristiyanlar da müşriktir, kafirdir. Birden fazla üçlü teslis inancı var. Yahudilerde de aynısı var. Fakat Allah gruplar anlaşılsın diye isimlerini andı Allah Celle Celaluhu. Hepsinin ismini verdi. Hani bugün itibariyle ismine bir sürü isim daha koyabilirsiniz. Budistler, ateistler, kapitalistler, siyonistler, sosyalistler, kemalistler, laikler, koyun ismini ne kadar aklınıza gelirse. Hepsi bir din sahibi. Hepsi. Var ya bunlar diyor Allah Celle Celaluhu. اِنَّ اللّٰهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شِئِنْ شَه۪يدٍ Mutlaka Allah bunlar arasında kıyamet gününde ayrı ayrı hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir buyuruyor Rabbimiz. Müminleri ve burada saydığı beş grubu açıkça Allah Celle Celaluhu bildiriyor ki müminler cennete gidecektir, diğerleri helak olarak cehenneme gidecektir. Allah yapılanları görmüyor mu zannediyorsunuz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kim nerede olduğunu, ne kadar iyi olduğunu falan anlatması önemli değil. Allah burada sadece bir grubun iman ettiğini, diğerlerinin sapık olduğunu bildiriyor. Ve sonucunda Allah'ın huzurunda hesap verip sonucuna katlanacaklarını 17. ayette bildiriyor muhterem kardeşler. أَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Görmez misin göklerde olanlar ve yerde olanlar Allah'a secde ediyorlar. وَالشَّمْسُ Güneş de Allah'a secde ediyor. وَالْقَمَرُ Ay da Allah'a secde ediyor. وَالنُّجُومُ Yıldızlar da Allah'a secde ediyor. وَالْجِبَالُ Dağlar da Allah'a secde ediyor. وَالشَّجَرُ Ağaçlar da Allah'a secde ediyor. وَالدَّوَابُ Hayvanlar da Allah'a secde ediyor. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanların birçoğu da Allah'a secde ediyorlar. Görmez misin bunu buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani sen mümin olduğun anda
o kadar şuursuz Müslüman kardeşin oluyor ki, ey Müslüman kardeş farkında mısın? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar seninle birlikte Allah'a secde ediyorlar. Allah'ı tesbih ediyorlar buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Buradaki secde ne anlama geliyordu? Diğer surelerde söylemiştik muhterem kardeşler. Onun emir ve iradesine boyun eğiyorlar demek bu ayet-i kerimedeki secde etmek. Aynı zamanda Allah'ın çizdiği yörünge istikametinde hareket ediyorlar. Tüm şuursuz varlıklar ve müminler. Fakat bir tanesi var ki وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah'a secdeyi reddedenlerin üzerine, yani Allah'a teslim olmak istemeyenlerin üzerine azap hak olmuştur. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini daima gerçekleştirir. Allah dilediğini yapar buyuruyor Rabbimiz 18. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Aynı zamanda bu ayet-i kerime secde ayetiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinde bu ayeti okuyup secde yapmayan bu ayeti okumasın buyuruyor. Dolayısıyla bu ayeti okuyunca secde yapmak nedir biliyorsunuz? Vaciptir. İnşallah dersin akabinde birbirimizi hatırlatalım. Tilavet secdesini mutlaka yerine getirelim inşallah. Her halükarda ayetin ihtiva ettiği anlam çok güzel. Müminler olarak Allah'ın tayin etmiş olduğu yörüngede yürüdüğünüzde o zaman muhterem kardeşler Allah'a secde üzere, teslim olmuş üzere hayat yaşamış oluruz. Elhamdülillah. Diğer şuursuz varlıklar gibi. 19. ayetteyiz. 24. ayette ders bitiyor inşallah. Vakti göz önünde bulunduruyorum. Ona göre bugün bir acayip, bilmiyorum çok mu sıcak içerisi, sizi yorgun gördüm bugün. Ben cemaat her gün, her hafta karşımda gördüğüm için bu hafta hakikaten acayip bir yorgunluk gördüm üzerinize. Bilmiyorum bu neden. İyi bir işaret değil, hoşuma da gitmedi aynı zamanda da. Dilerseniz şöyle bir hep beraber canlı bir kelime-i şehadetle canlanalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İnşallah son 5 ayetimizi şöyle biraz daha canlı bir şekilde dinlemeye çalışın. Biz canlıyız elhamdülillah. Aynı canlılığını sizde de görmek istiyorum. Ayetler çünkü bize hitap ediyor muhterem kardeşler. هَذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَسَمُوا ف۪ي رَبِّهِمْ Şu iki grup var ya, yani o yukarıda anlatılan Allah'a secde edenlerle Allah'a secde etmeyenler, yani müminlerle kafirler var ya, iki grup. Dünyada bundan başka grup yok. Yani sonuçta dönüp dolaşıp Allah'a teslim olmayanlar mutlaka kafirdir. Ya ismi ne olursa olsun yukarıda sayıldı yani. Yahudi, Sabi'i, Hristiyan, ateşe tapan, puta tapan, neye taparsa tapsın kafirdir sonuçta diyor Allah Celle Celaluhu. İşte bu iki grup var ya, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. İman küfür kavgasıdır diyor Allah Celle Celaluhu bu. Kıyamete kadar devam edecektir. Bitmez bu kavga. Sen bittiğini zannetsen dahi karşındaki düşman bitmediğini söyleyecektir. Ve düşmanlığını sonuna kadar yapacaktır. Bu kavga devam edecek buyuruyor Allah. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şimdi inkar edenler var ya, yani bu iki grup arasından inkarcılar var ya, قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُسَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَم۪يمِ Onlar için ateşten bir elbise biçilmiştir. Cehenneme gidecekleri anda elbiseleri ateştendir. Nar. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Yani iki grubun mücadelesi devam edecek buyuruyor Rabbimiz. Müminlerle kafirlerin kavgası ahirete kadar devam edecek. Fakat ey mümin, yolunu iyi bil. Allah'ın seni desteklediğini unutma. Allah'ın yarattığı tüm varlıkların seninle birlikte Allah yolunda yürüdüğünü unutma. Secde ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve senin rakiplerin var ya, ne kadar güçlü görünürse görünsün, onları ahirette bekleyen şudur diyor Allah. Elbiseleri ateşten olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Ateşten elbise ne demek muhterem kardeşler? Ateşten elbise olur mu yahu? Ateşten, nardan elbise giyecekler diyor Allah. Bu ne demek? Bu ne demek? Durmadan yanacak. Cehennemin içinde ateşten elbise giymek ne demek muhterem kardeşler?
ve başlarından kaynar su dökülecek. Bakın devam ediyor. Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud. Bununla o başlarından dökülecek kaynar su ile karınlarının içindeki organları ve derileri eritilecek. Ve lehum meqami'un min hadid. Onlar için demir kamçılar vardır. Kullama eradu en yahrucu minha min gammin. Izdıraptan, çektikleri azaplarından dolayı ne zaman oradan çıkmak isterlerse, kim durmak ister orada? O cehennemin azabından, o kaynar sulardan ne zaman çıkmak isterlerse, u'idu fiha ve zuku azab el harik. Oraya geri döndürülürler ve denir ki onlara, tadın bu yakıcı azabı, denilecektir onlara, buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. İşte budur akıbeti. Budur Allah'a karşı gelmenin sonu. Allah karşısında müminlerle çekişmenin sonu budur muhterem kardeşler. Tirmizi'de ve Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen iki kısa hadisi okuyorum inşallah bu ayetleri tefsir eden. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu kızgın suyu bize açan. O kızgın su onların başlarından aşağı dökülür. Bu su kafasını delerek karın boşluğuna kadar iner. Burada bulunanları paramparça yapar. Neticede ayaklarından geri çıkar. İşte erimek budur. Sonra tekrar eski haline çevrilir. Ve azap yeniden başlar. Ne zaman oradan çıkmak isteseler oraya demir kamçılar vardır geri dönecekler. O her çıkmak istediklerinde o topuzlarla oraya iade edilecekler. Peki bu topuzlar nedir muhterem kardeşler? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki onun mahiyetini tahayyül dahi edemeyiz fakat düşünebilelim diye. Şöyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Onlardan o cehennemdeki görevli zebanilerin elinde bulunan o topuzlardan bir tanesi yeryüzüne konsa, insanlar ve cinlerin hepsi bir araya gelseler onu kaldırmak üzere. Kaldıramazlar bir tanesini. Öyle bir topuzla cehenneme geri kovulacaklar. Allah'ın azabını tekrar tekrar tadacaklar. Allah hakkında tartışmanın, insanlara Allah yolundan çevirmenin, Müslümanlarla Allah hakkında mücadeleye girmenin, Allah'ın kanunlarını yok saymaya çalışmanın, işte sonu budur diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu sadece biz anlayabilirim diye ayetler anlatıyor yoksa acab azap şiddetlidir muhterem kardeşler. Dil ile tarif edilemez. Hadisler biraz anlayalım diye ayetleri bize açıyor. Dil ile tarif edilemez bir azaptır bu. Fakat bir de bunun yanında şimdi Allah Celle Celaluhu o işleyeceğimiz son iki ayette her zaman Kur'an'da olduğu gibi hatırlayacaksınız. İki sahneyi de görelim diye peş peşe cehennemden sonra cenneti zikredecek. Hep iki sahneyi anar Rabbimiz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Cehennem geldiğinde hep cennet gelir. Hani cehennemliklerin halini öğrendik. Cennetliklerin halini de öğrenin ey insanlar. Ondan sonra tercih sizin. Ebedi hayatınızda hangisinden olmak istiyorsanız ona göre davranın. Ayet bize bunu diyor. Hani cehennemliklerin halini yahu şu hale kim düşmek ister? Kim düşmek ister cehennemdeki bu azaba? Mümkün mü? Herkes der ya oğlum düşmek istemiyorum canım. Ama ona düşecek bir hayat yaşıyorsun. Sözün başka, amelin başka. Eğer orada değil burada olmak istiyorsan şimdi okuyacağım ayette teşvik olsun cennetin kokusu burnumuza gelsin diye bakın Rabbimiz buyuruyor ki İnna Allah yudkhilu allazina amanu ve amilus salihat. Muhakkak ki Allah İman edip salih amel işleyenleri var ya, onları Allah kabul edecektir, sokacaktır, koyacaktır. Cennetin, cennetine koyacaktır. Cennetlerine koyacaktır. Tecri min tahtihel enher, zemininden ırmaklar akan, ne ırmakları mı muhterem kardeşler? Hadislerden öğreniyoruz. Süt ırmakları, bal ırmakları, aklına ne güzellik gelirse öyle ırmaklar akan. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler.
Ve libasuhum fiha harir. Orada giyecekleri ise ipektir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. İşte buna değer yarışmaya muhterem kardeşler. Bu cennet nimetlerine değer yarışmaya. Ahirette cennette erkeklere de serbest olacak bu nimetler. Altınlar, ipekler. Dünyada değil biliyorsunuz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram ilan etmiş onları. Fakat ahirette Rabbim cennette inşallah bunları nasip edecek. Altın, libas, ipek giyecekler. Dünyadakine de benzemez ki. Cennetin orijinal şekli. Hani bunlar insanların dünyada en değerli bildiği şeyler olduğu için Allah Celle Celaluhu bize en değerli bildiğimiz şeylerle cenneti böyle tanıtıyor. Yoksa cennet bunun çok üstünde bir şey. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin kalbinin tahayyül dahi edemeyeceği güzellikte ve büyüklüktedir. Allah Resulü Aleyhisselam cenneti o şekilde tarif ediyor. Ve son ayetimizle dersimizi bitirelim inşallah. وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. Onlar var ya, o cennetlikler var ya, sözün en güzeline yöneltilmişlerdir. Sözün en güzeli nedir? Kelime-i tevhiddir. Sözün en güzeli nedir? Kur'an-ı Kerim'dir muhterem kardeşler. Sözün en güzeli nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözleridir. İşte bunlardır sözün en güzeli. وَهُدُوا اِلَى صِرَاتِ الْحَم۪يدِ. Onlar övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir buyuruyor Rabbimiz. 24. ayet-i kerimede Rabbim bizlere inşallah sözün en güzeline yönelmeyi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilebilmeyi, o yolda daim olmayı, o yolda ölmeyi nasip eylesin diyoruz. Dersimizi burada noktalıyorum inşallah.